Türk birlikleri askeri konvoy halinde Karabağ'a girdi. Resmen açıklandı. Türkiye'den yeni silah sistemleri alacağız. Paşinyan'dan Türkiye açıklaması. Görüşmeye hazırım. Savunma sanayinde heyecanlandıran gelişme. Artık göreve hazır. Türk birlikleri askeri konvoy halinde Karabağ'a girdi. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk birlikleri askeri konvoy halinde Karabağ'a girdi. Türkiye birliklerini ve teçhizatını Karabağ topraklarına nakletti diyen Rus basını, ayrıca Türk ve Azerbaycan askeri nakliye uçaklarının yüksek faaliyetinin kaydedildiği birkaç gün önce Türk birlikleri ve askeri malzemeler Azerbaycan'a geldi. Uluslararası İranlı gazeteci Kıyayel Muazzin'in aktardığı bilgiye göre, Türk birliklerinin ve teçhizatının transferi Azerbaycan toprakları üzerinden gerçekleşti. Ancak transfere ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hareketliliğin nedeninin Azerbaycan-İran sınırındaki gerilim olduğu belirtiliyor. Zira Azerbaycan-Ermenistan sınırında günlerdir üst üste ciddi ihlaller yaşanıyor. Ankara ve Bakü şu ana kadar bu ihlallere karşı bir açıklama yapmadı. Ancak gerilim sonrası iki ülkenin bazı konuları masaya yatırdığı ihtimaller arasında. Bir gün önce Karabağ yönetimi bir Azerbaycan insansız hava aracının bir grup Ermeni askerini hedef aldığını duyurdu. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasının ardından Azerbaycan sınırında askeri tatbikatlar düzenleyen ve bölgeye izinsiz şekilde tırlar gönderen İran'a tepki göstermişti. Tahran yönetimi Aliyev'in açıklamalarını kınayarak atılan adımların milli egemenlik hakları çerçevesinde yapıldığını duyurmuştu. Karşılıklı atışmaların gölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den çarpıcı bir iddia daha geldi. Aliyev yaptığı açıklamada, Ermenistan 30 yıl boyunca İran'la gizli anlaşma içinde Azerbaycan'ın eski işgal altındaki topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için kullandı, dedi. Resmen açıklandı. Türkiye'den yeni silah sistemleri alacağız. Türkiye'nin dünyada büyük yankı uyandıran yerli ve milli silahları ilgi görmeye devam ediyor. Polonya'nın yeni silah sistemleri almak üzere bir heyeti Türkiye'ye göndereceği resmen açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da Savunma Bakanı Mariusz Blaszak'la bir görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Blaszak, Akar'ı Polonya'da ağırlamaktan ve yaptıkları görüşmelerden duyduğu memnuniyeti aktararak, Cumhurbaşkanı Sayın Duda'nın Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasında işbirliği konusunda imzalanan anlaşmalar ve insansız hava araçlarının satın alınması, bu işbirliğinin somut göstergesidir diye konuştu. Türkiye ve Polonya arasındaki askeri işbirliğinin sadece savunma sanayisiyle sınırlı olmadığını, eğitim alanında da önemli işbirliği bulunduğunu dile getiren Blaszak, bunun daha da artacağına yönelik inancını ifade etti. Blaszak, yakında Polonya'dan bir heyet, silah sistemleri satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye gidecek diye konuştu. Türkiye'nin Fas ve Etiyopya ile TB2 silahlı insansız hava aracı satış sözleşmeleri imzalaması Mısır'ı telaşlandırdı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Mısırlı kaynaklar, Nil'deki hidroelektrik barajı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Etiyopya'ya, SİHA sevkiyatının durdurulması için ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden yardım talep edildiğini iddia etti. Mısırlı kaynaklar, Kahire ile Ankara arasında temas kurulmaya çalışılırken, Etiyopya'ya SİHA satılmasının zaten gergin olan ilişkileri daha da gerginleştireceğini savundu. Yunan basınındaysa SİHA satışının hem Libya'yı hem de Mısır'ı etkileyeceğine vurgu yapıldı. Bu insansız hava araçlarının satın alınmasıyla Ankara'nın Fas'ta bir veya daha fazla askeri tesisi kullanma hakkını güvence altına aldığı askeri işbirliğinin bir parçası olabilir denilen haberde, bu Libya'da üstlenen Türk askeri güçlerini herhangi bir kötü gelişmeden koruyacak ve şimdiye kadar en azından askeri uygulama açısından görülmese de ülkeyi terk etmeye zorlayacaktır denildi. Etiyopya'nın Türk insansız hava aracı teçhizatı da Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerinde gerilimi artırıyor. Ve Ankara'nın Kahire'yi hem Libya hem de Türk-Libya Anlaşması ve Saraybosna arasında keyfi bir map oluşturulması konusunda taktiklerini ve pozisyonunu değiştirmeye ikna etmesi için Erdoğan'ın başka bir oyunu olabilir ifadelerine yer verildi. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, İngiltere'ye SİHA'lar konusunda seçenekler sunduk. Şu anda bu seçenekleri ciddi olarak düşünüyorlar diye konuştu. Paşinyan'dan Türkiye açıklaması. Görüşmeye hazırım.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar oluşturacağını bildirdi. Paşinyan, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Liderler Toplantısı'nda çevrim içi yaptığı konuşmada Karabağ meselesine değindi. Ermenistan'ın Azerbaycan'la bölgesel iletişiminin açılması konusunda yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu belirten Paşinyan, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın başbakan yardımcılarından oluşan üçlü grubun ulaşım kanallarının açılması için çalıştığını ve yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu ifade etti. Paşinyan, bu Azerbaycan toprakları üzerinde Rusya ile karayolu ve demiryolu bağlantısı, İran'la demiryolu bağlantısı sağlayacağımız anlamına geliyor. Azerbaycan da Nahçıvan'la bizim topraklarımız üzerinden demiryolu ve karayolu bağlantısı sağlayacak diye konuştu. Paşinyan, Ermenistan'ın barışı tesis etmenin sembolleri ve araçları haline gelecek olan ulaşım bağlantısını açma senaryolarını desteklediğini bildirdi. Ermenistan'ın bölgedeki bütün konularda çalışmaya hazır olduğunu belirten Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar yaratacağını vurguladı. Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşmenin başlamasının da bu konuda katalizör rolü oynayabilecek bir diğer unsur olduğunu belirtmeliyim, dedi. Ayrıca Paşinyan bu bağlamda Rusya'nın da bu sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı. Paşinyan, 12 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova'da görüşmüştü. Paşinyan, görüşme öncesinde bölgedeki gelişmeleri anahtar rol oynayan Rusya'nın Devlet Başkanı Putin'le ele alacağını söylemişti. Savunma sanayinde heyecanlandıran gelişme. Artık göreve hazır. Farklı mühimmatlarla 800 metreye kadar etkili atış yapabilen Türkiye'nin ilk çoklu bomba atarı TG-40BA göreve hazır. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız diye konuştu. Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silahlara yeni yerli çözümler üretiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla son dönemde çok sayıda hafif silah yerli üreticiler tarafından geliştirilerek güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı. Güvenlik güçlerinden gelen geri bildirimlerle daha gelişmiş ürünler ortaya çıkarken operasyon sahasındaki yeni ihtiyaçlar dolayısıyla da farklı arayışlara gidiliyor. Bu çabaların son örneği 40 mm tamburalı bomba atar oldu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bomba atarımız TG-40BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahı ve etkili atışlarıyla güvenlik birimlerimizin gücüne güç katacak. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz, dedi. Çoklu bomba atar TG-40BA, TG savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. 40 mm tamburalı bomba atarla 40x46 mm düşük hızlı ve 40x51 mm orta hızlı mühimmatlar kullanılabiliyor. Bomba atar, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahıyla çatışma bölgesinde 800 metreye kadar etkili atış yapabiliyor. Erdoğan, Biden ve Putin'i Suriye'de test ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali vermesi, ABD ve Rusya'ya uyarı olarak yorumlanıyor. Zira Erdoğan, Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırının bardağı taşıran son damla olduğunu belirtmiş ve gerekeni yapacağız mesajı vermişti. Bundan 2 yıl önce Türkiye, Suriye sınırında teröristlerle mücadele ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı. Operasyonun ardından Rusya ile bir anlaşma yapıldı. Rusya, Tel Abyad ve Resulayn'dan terörist unsurların çıkarılacağının sözünü vermişti. Ancak bu gerçekleşmedi. Türkiye, ABD'nin desteklediği YPG'yi bir terör örgütü olarak görüyor. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla PKK ve YPG'yi sadece terörizmle değil, Avrupa'daki uyuşturucu ticaretiyle de ilişkilendirdi. ABD'nin DAEŞ'la mücadele bahanesi altında YPG'ye destek vermesi, Türkiye'nin karşı çıktığı konuların başında geliyor. Dolayısıyla Türkiye, Suriye'de hem Rusya hem de ABD ile karşı karşıya. Erdoğan ve Putin 29 Eylül'de Soçi'de bir araya geldi. Suriye konusu görüşmede masaya yatırılsa da iki tarafın net bir anlaşmaya varamadığı belirtiliyor. Rusya'nın Münbiç ve Tel Rifat'ta verdiği sözleri yerine getirmemesi de Türkiye'nin aklını karıştırıyor. Erdoğan ve Putin hem İdlib'te hem de Tel Rifat'ta uzlaşmaya varabilecek mi? Bunu ilerleyen günler gösterecek.
Türkiye'nin bölgedeki bir diğer aktör ABD'ye karşı güveni de sarsılmış durumda. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nate Price, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada tansiyonu düşürmeye çalışarak, "Türkiye elbette önemli bir NATO müttefiki. Birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Bu terörle mücadeleyi, Suriye'deki çatışmayı sona erdirmeyi ve bölgede kötü niyetli etkiyi önlemeyi içeriyor" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Türkiye açıklamalardan öte artık sahada somut bir çözüm görmek istiyor. ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilimlere ve Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini satın almasından kaynaklanan yaptırımlara rağmen Ankara, ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı satın almasını istedi. Erdoğan'ın bu talebi Biden yönetimine son bir güven testi olarak değerlendiriliyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.